evlerimiz bir aya kadar hazır. Amerika'da kurulacak olan firmaya yavaş yavaş fatura edip ticareti başlatacağız. E1 vizesi için birincisi bu malların belli oranda Amerika'da satılması şart mı? İkincisi ise E1 için başvuru için kaç dolar değerinde malzeme getirmemiz başvuru için yararlı olur diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu değerli takipçimizin öğrenmek istediği durum ne zaman E1 vizesi başvurusunda hazır hale gelir firmamız demek istiyor. Belli bir tutar ya da miktar vermemiz çok kolay olmayabilir. Ama E1 vizesindeki kriter önemli olan ciddi ölçüde bir ticaretin başlamış olması ve yapılıyor olması gerekecek. Dolayısıyla ben bir konteyner mal getirdim diye E1 vizesine yeterli uygun olmayacak kişiler. Dolayısıyla bu birden fazla konteynerin gelmesi tabii neye bağlı olacak? Gelen konteynerlerin satılması ve yenilerin gelmesi, satış ve bu şekilde ihracatın devam ediyor olmasına bağlı. Dolayısıyla önemli olan nokta belli bir ciddi ölçüde ticareti sağlar noktaya gelindiği anda hem ülke dışından birden fazla buraya konteyner mallar getirmiş oluyor olacak. İki, hem de burada getirilen mallar satılıyor olmuş olacak. Dolayısıyla aktif bir şekilde ciddi anlamda ticareti yapan bir şirket ortaya çıkıyor olacak. Ve bundan dolayı da E1 vizesi imkanı sizin için mümkün hale gelecek. Dolayısıyla ben şöyle bir sınırlama getirmek istemiyorum. İşte şu kadar derinde bir konteyner olacak diye bir şart yok. Önemli olan sizin getireceğiniz ve satacağınız ürünleri getiriyor olmanız ve bunların ciddi anlamda geliyor olması. Yani hani şöyle anlatayım ben size. Ufak bir kargoyla işte mal getirilip arada bir satılması E1'e götürecek bir durum değil. Dolayısıyla ciddi ticaret anlamında bir çalışmanın yapılıyor olması lazım. Ve siz buradaki getirdiğiniz malları da Amerika'da satmaya devam ettiğiniz zaman da sizin E1 vizesi anlamındaki şirketinizin işte ticari durumunu ve gerçekten bir ticaretle uğraşan bir şirket olduğunu göstergesi olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.